Alo Şükrü. Galiba abiye saldırmışlar, koştu, yaralanmış. Ben hastaneye gidiyorum. Sen takipte kal, bir şey olursa haber veririm. Solunum yetersiz, nabız düşüyor. Hastayı kaybediyoruz. Kateter girilsin hemen. 4 ünite kan daha ilave. Hadi çabuk. Ne oldu toprağım? Buldun mu sen şimdi karını? Ne meraklı adamsınız lan siz. Kendin anlattın lan. Holding'e gideceğim dedin ya. Gittim. Yönetim kurulu toplantısındaymış bizimkisi. Koskoca müdür karşıladı. Böyle yok Tarık Bey sizi şöyle alalım. Yok ne alırsınız Tarık Bey falan böyle. Pervane oldular etrafımda. Dedim ki tamam ya, acık rahat olun ya. Rahat olun ya, ben de senin gibi bir insanım yani sonuçta, değil mi? Yani çekiniyorlar tabii yani. Şimdi tabii bizimkisi orada patron sayılır ya. Buyurun lan. Alo. Tarık Bey'le görüşüyorum sanırım. Evet. Ben Ezgi. Evet. Deren Holding'de çalışıyorum. Evet. Nasılsınız Tarık Bey? Deren Holding'den mi arıyorum dediniz? Aynen öyle. Duyduğuma göre karınızı arıyormuşsunuz, doğru mu? Öyle de. Siz kimsiniz? Şimdi beni dinle. Karını görmek istiyor musun, istemiyor musun? Ne istiyorsun oğlum sen? Beklentin ne bu kızdan? Vuruluyorum galiba değil. Gönlün rahat mı? Abi Ezgi çok seviyor beni. Yani takıntılı bir aşk ondaki. Aslında ona da acıyorum. Mutlu olmayı hak ediyor. Yani bu şekilde hem o esir hem de ben. İkimiz de zindandayız yani. Arıyor. Efendim Ezgi. Sevgilin neredesin? Ender'leyim. İyi tamam, çalışıyor o zaman sen. Tutmayayım seni. Ne oldu? Bir şey mi söyleyecektin? Yok yok, öylesine aradım. Neyse akşam evde görüşürüz. Demek küçük adamın doğum gününü unuttun. Bak bu çok iyi oldu. Şans yüzüme gülüyor. Şoförüsün. İşler nasıl? Hamdolsun ekmeğimizi çıkarıyoruz yani şimdi. Elif nerede? O da gelir diye iş yaptım ama yani iyi mi yani kendisi, sağlığı, saati falan? Türk gibi maşallah. Gelecek değil mi? Şimdi durum şöyle arkadaşım. Senin karın Deren Holding'in varisi oldu. Dedeciği sayesinde sınıf atladı. Ben gözü yükseklerde. Seni görmek isteyeceğini pek sanmıyorum. Kusurlarımız olmadı değil yani. Zamanında ben biraz fazla düşkündüm içkiye. Ama yani tövbe ettik, bitti ya. Bak bir kere, sadece bir kere bizi bir yüz yüze görüştürsen Ezgi Hanım yeter. Karı kocayı barıştırmak büyük sevap. Kerem'imi de çok özledim. Burnumda tütüyor ya. Var mı sizde çocuk? Yok. Dinle şimdi. Bugün oğlunun doğum günü. Ha. Nusret Bey kendi köşkünde oğlun için küçük bir parti düzenleyecek. Ben de düşündüm ki ona hediye olarak seni götüreyim.
Vallahi mı? Vallahi. Ya seni benim karşıma Allah çıkardı yemin ediyorum. Ayıp olmasa var ya sarılıp öpeceğim yani seni. Neyse dedesi Nusret'ten Anla da tanışırsın. Eminim seni çok sevecektir. Büyükler de araya girerse meseleniz çok çabuk çözülür. Anlaştık mı? Değil mi? Yani böyle boy olarak minyon bir tipiniz var ama maşallah yürek yani mangal gibi. Şimdi merakımı manzur görün de siz bana niye yardım ediyorsunuz? Ben karın sayesinde kocamla evlendim. O da benim sayemde kocasına kavuşsun istiyorum. Al gülüm ver gülüm yani. Neyse. Beşte bekliyorum. Güzelce giyin. Hediyeni de al gel. Altında bir şey. Durum nasıl doktor bey? Yaraya hızla müdahale edildi. Ama size çok büyük ümit vermek istemiyorum. Ameliyatın ilk 24 saati gerçekten çok ciddi. İç organları ciddi bir şekilde zedelenmiş. Umarım hastanız hayat savaşını kazanır. Geçmiş olsun. Sana bunu kim yaptıysa yanlarına bırakmayacağım Galip abi. Birader, bunun kumandası var değil mi? Var beyefendi. Pili? Şarjlı bunlar. Taksimetre? Yok maalesef beyefendi. Ya şaka ne taksimetresi. Sen şimdi bunu kaçtan veriyorsun? Üstünde fiyatı yazıyordu beyefendi. Bakalım. 190 lira. Oha! Kardeşim gerçeği ne kadar ki bunun zaten? Benim taksiyle takasa girer bu ya. Bak şimdi indirim indirim bir şey yok mu ya? 100 lira sıkayım işte şuna. He? Maalesef beyefendi. Kampanyamız haftaya başlıyor. Allah Allah, iyi de bizim oğlanın doğum günü şeysi bugün, ne yapacağız? Bilsek bir hafta daha bekletirdik anasının karnında. Allah Allah. Bu ne ya? 170, 190. Paraya bak, paraya. Ha? Soygun gibi ya. Şey diye paketi yapsana sen şunu. Alo. Neredesin Tarık? İlk gün bugün. Hazır olmam mı Ezgi Hanımcığım? Şimdi Maslak'tayım, hediyemi alıp hemen sünüyorum o tarafa. Güzel, acele et. Şimdi sana açık adresi mesaj atıyorum. Kapıda bekliyorsun. Ben gelmeden içeriye girmiyorsun. Tamam. Siz gelmeden girmek yok. Kapıda bekleyeceğim, anladım. Aferin. Tam bir asalak ya. Aslında tencere kapaklar. Bir senin ezdansı anahtarı. O cadıdan kurtulunca tamamen senin olacak. Peki bu plana göre sence gider mi? Diyelim ki holding sahibisin. Bir kız geliyor, ben senin kayıp torununum diyor. Sonra öğreniyorsun ki aslında adevi dolandırıcı. Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Canım sıkılır, tadım kaçar. Kovalarım ki. Hapishanelerde süründürürüm. İnsan içine çıkamaz, gün yüzü göremez Ezgi. Bingo, ben de öyle düşünüyorum. Sahte prenses cehennemin dibini boylayacak. Ya da dolandırıcılıktan cezaevine girecek. Biliyorum oğlum. Baban seni almaya geliyor. Müzik
Hadi hadi hadi. Sür. Teşekkürler. Hadi ne yapalım, kalkalım mı? Kalkalım. Ne yapsak ki? Tekneye gitsek mi ya? Çocuklardan biri 64'lük keçarma bir tane Fransız almış. Tekne yıkılıyor. Olur. Hadi. Hadi. Ya abi bir dakika, bir dakika. Ben tamamen unuttum ya. Ufaklığın doğum günüydü bugün. Ya başka zaman yapsak, ben oraya gitsem ha? Bana uyar kardeşim de sen bu kıza gitmek için hep bir bahane buluyorsun ha. Hadi hadi. Hadi yürü hadi. Teşekkürler. Herif bizi atlattı. Bir kahvehaneye girdi. Şüphelenmesin diye dışarıda bekledim. Neyse arka kapıda kaçıp gitmiş. Tamam Şükrü. Sen eve geç. Galip abi nasıl? Durumu kritik. Ben de birazdan köşe geçeceğim. Melif'i getirsem iyi olur. Galip abi kaybedersek yetişsin kızcağız. Tamam. Belki gelemeyebilir ama. Hadi sen git arkadaşlarınla oyna. Tamam. Buraya dur. Söver. Beni yakalayın da enişte. Ya vallahi ben dünden hazırım da gelmeyeceksiniz diye bir an korktum yani. Hadi bakalım. Büyük buluşma gerçekleşsin. Çocuklar pasta kesiyoruz. Gel bakalım aslanım. Bıçak nerede? Bir saniye Nusret Bey. Sizin anlayışınıza sığınıp sizden izin istiyorum. Bugün çok özel bir gün.
sevgili Kerem'in doğum günü. Malumunuz, yıllar sonra torununuza ve torununuzun çocuğuna kavuştunuz. Elif Hanım'la tanışmak da büyük bir şerefti. Elif Hanım, bir adım öne gelir misiniz lütfen? Hadi ama tatlım, utanma. Bu güzel aileye nasıl bir katkıda bulunabilirim diye düşündüm. Bu dünyada en güzel şey sanırım insanın yıllardır arayıp bulamadığı ve sonra kavuştuğu en yakını. Yanılıyor muyum? Biraz kısa kesersen çok iyi olur. Çocuklar sabırsızlanıyor pasta kesmek için. Kısa keseceğim. Tarık Bey gelir misiniz? Tarık Bey de tıpkı Nusret Bey gibi yıllarca sevdiği insanları arayan, karısına çocuğuna kavuşmak için can atan, zavallı bir baba ve eş. Bunu görünce ben de dayanamadım. Bir çocuğa en güzel hediye ne olur diye düşündüm. Tabii ki öz babası. Kendisi Kerem'in yıllardır tanımadığı, bilmediği öz babası. Ve karısına deli gibi aşık, son bir şans isteyen pişman bir koca. Tarık, karına merhaba demeyecek misin? Can yoldaşım. Bak ben geldim. Kocan ayağına geldi. Yıllarca ben seni oğlumuzu aradım. Ben hep bu anı bekledim. Öyle pişmanım ki. Tamam ben dersimi aldım vallahi. Seni çok özledim. Oğlumuzu çok özledim. Elif'im affet beni. Bitsin, gitsin bu dargınlık artık. Ha? Ne sıfatla, hangi yüzle geldin sen bu eve? Utanmadan nasıl çıkıyorsun torunumun karşısına? Polis çağırmadan hemen terk et bu evi. Dedem, etme dedem. Yıllar sonra ben ailemi bulmuşum. Şimdi nasıl çekip gideyim? Beni vursan gidemem. Bırakamam ben onları. Elif, görmek istiyor musun sen bu adamı? Eğer istemiyorsan çekinmeden söyle, korkma. Ben varken kimse kılına bile dokunamaz. İstiyor musun, istemiyor musun? Elif, biz seninle çocukluktan beri... Bak biz yıllardır birbirimize sevdalıyız. Affet beni, ne olur affet. Konuştuk seninle. Hapse mi girmek istiyorsun? Doluyum birader. Hadi başka taksiye bin. Elif'i arıyormuşsun duyduğumuza göre. Arıyorum da.
Karı da benim, çocuk da, size ne? Hesap mı vereceğim ben size? Bana bak. Bak biz iki efendi insan, seninle konuşmaya geldik hemşerim. Sen de nazik olacaksın. Karın öldü. Başın sağ olsun. Nasıl öldü ya? Bırakın bu ayakları birader. Bu ayaklardan paça olmaz ha. Al. Hı. Karın benim raporu. İncele. Elif'im öldü mü hakikaten? Yalan söylüyorsunuz. Nusret Deran'ın kayıp torunu. Dedesi buldu onu lan. Senin Elif değil o. Başka bir kız. Kerem'e evlatlık aldı. Annelik ediyor. Nasıl başka bir kadın ya? Kim benim çocuğumu annelik edebilir kardeşim? Benim çocuğumu. Bırakmam onu. Alırım. Alamazsın. Mahkeme koruma tedbiri uyguluyor. Yaklaşamazsın çocuğa. Sebep? Sebep aileci şiddet. Karın ölmeden önce aldırdı bu tedbiri. Siz kimsiniz kardeşim? Karının avukatı. Elif bir cinayete kurban gitti. Katili hala ortalarda dolaşıyor. Belki de sen öldürdün onu. Evet. Çocuğa yaklaşırsan hapse girersin. Hapse girersen cinayet üstüne kalır. Bu işler böyle. Uzak dur. Tezgahına çomak sokmadık avukat. Teşekkür edeceğine hesap soruyorsun ya. Yanlış yoldasın. Bu yol çıkmaz sokak. Hadi bas git. Tamam. Verin çocuğu, bu gideyim o zaman. Senin gücün bu çocuğu almaya yeter mi sanıyorsun? İzin verir miyim? Vallahi bu saatten sonra kimselere bırakmam çocuğu. Bırakacaksın. Bak, beni oğlumdan mahrum bırakırsanız var ya, tezgahınızı herkes öğrenir. Bu çocuğun babası benim, o kadar. Kerem, Fırat abi bak, arabamın güzel değil mi? Kerem, gel buraya. Kerem, aslan oğlum. Elif, al çocuğu, gir içeri. Oğlum! Nereden tanıyorsun oğlum sen? Tatlı bir tesadüf sadece. Ne yapsaydım, adamcağızı kapıda mı bıraksaydım? Sana ne? Seni ilgilendirmez bu. Ne yanlış var bunda? Çocuğunu ve karısını arayan bir adama yardım ettim. Yine mi kötü oldu? Anne, ben biliyorum o taksici amcayı. Ama bana niye oğlum diyor? Büyükler küçüklere öyle der bazen tatlı. Emre abi ya, gidiyor musunuz? Bitti mi doğum günüm? Gel bak şimdi sandalye. Oh. Yine geliriz aslan parçası, merak etme, tamam mı? Ezgi'cim, insan sahip olduğu her şeyi feda edebilir bu hayatta. Sevdiği adamı, kocasını, malını, mülkünü. Ama tek bir şey için kendini feda eder. Evlat. Annelik çok güzel. Ben de anne olmayı çok isterim. Eğer benim çocuğumun canı yanarsa, ona bir zarar gelirse, bunu ona yapanların canını okurum. Gözüm hiçbir şeyi görmez. Bunu sakın unutma. Emre hadi. Görüşürüz, tamam mı? Tamam. Keremcim hadi gel. Ya nereye götürüyorsunuz beni, nereye? İndirin lan beni. Lan insanın canı sıkma. Düzgün otur. Bak avukat, sen okumuş adamsın. Bu işin başka yüzü var. Beni mecbur etme. Hak var, hukuk var kardeşim.
Hakkı hukuku anlattık sana. Çocuğun velayeti belli. Yaklaşırsan hapse girersin dedik. Neyse. Şükrü çek karakola bırakalım arkadaş. Ya dur dur abicim dur. Sen ne hemen karıştırıyorsun karakolu polisi? Biz aramızda anlaşırız seninle ya. Tamam hadi ne diyorsunuz şimdi siz? Yani söyleyin bir. Ne yapalım? İkna edin beni ya. Senin taksin eskimiş. Değiştirelim mi? Ha? Tangır tıngır gidiyor zaten külüstür. Plakayı da takarsanız belki. İyi. Ticari plaka da alalım. Plakayı Kerem'in üstüne yazdıralım. Kerem. Olur. Evlat neticede. Ya. Bana bak. Bu kerizleri sürekli tırtıklarım diye düşünüyorsan seni o arabayla birlikte yakarım. Yakmaya ne hacet abicim? Arabanın ne günahı var? Yani ne zaman hallolur bu araba işi? Önce bir seni görelim. Elin kolun rahat duruyor mu? Abicim sen benim niyetimi anladın zaten. Yani ben çocuğunu özlemiş gariban bir babayım. Yani şu araba işini de niye kabul ettim onu söyleyeyim de hani yanlış anlaşılma olmasın. Maksat çocuğun nafakası çıksın be abi, anladın? Haber bekle benden. Ha. Ya abi. Ulan koskoca holding sahibinin damadıyız. Şu düştüğümüz duruma bak ya. En son zaten kendimi kaçırtıp fidye isteteceğim anasını satayım. Bu adam rahat durmaz Şükrü. Durmaz. Eşini bırakma. Tamam. Dede, gerçekten çok özür dilerim. Ben bizi bulacağını hiç düşünmemiştim. Özür dileyecek bir şey yok kızım. Ben ona ne yapacağımı çok iyi bilirdim de... neticede oğlunun öz babası. Bir şey diyemedim tabii. Ne babası? Babalık mı yaptı oğluma? Ne oldu, konuştun mu? Ne istiyormuş herif? Ne isteyecek? Karısının zengin olduğunu öğrenmiş, soluğu burada aldı. Def ettin mi? Şimdilik sorun çıkarmayacak. Ben çok iyi tanırım bunları. Ne istiyorsa verin, gönderin. Yeter ki torunumun yakınına sokulmasın. Kerem nerede? Odasında. Kafası karışık ama anlamadı bir şey galiba. İyi, ben bir oğlana bakayım. Elif. Ezgi getirdi onu. Her şey onun başının altından çıktı Fırat. Amacı herkesin ortasında beni ifşa etmekti. Elif tamam. Ya bu adam öğrenirse yıkılır ya. Çok korkuyorum. Şimdi başka bir meselemiz var. Bir yere yetişmemiz gerekiyor. Nereye? Hasan'ımızı sabaha karşı getirdiler. Hemen ameliyata aldık. Dayanabilir mi ama bilmiyoruz.
geçmiş olsun. Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu babama? Bilmiyorum. Sen az evvel baba dedin ya bana. Artık hiçbir şeye ağır gelmez ki kızım. Ben bunu duymak için bekledim yıllar boyunca. Çaresizlik nedir bilir misin kız? Kalbin kanatlanıp gittiği yere bedenin gidememesidir. Bak bana. Saçlarını tarayamadığım bir kızım var dışarıda. Başını göğsüme yaslayıp uyutamadığım. İlk adım atışlarını göremediğim. Düştüğü yerden kaldıramadığım. Hastalandığında sabahlara kadar başını bekleyemediğim canım var bir yerlerde. Konuşmaya başlarken baba deyişini duymak için canımı vermez miydin? Bin defa ölürüm ben senin için. Yapma. Bunu bana şimdi yapma baba. Daha çok yeni kavuştum ben sana. Hayatımda herkes koca bir yalanken kavuştum. Tek gerçeğim sensin be babam. Ne olur üzme kızını. Baba. Bak. Baba diyorum sana. Güzel haber ver Fikret. Galip'in fişi sonunda çekildi abi. Ölmüş mü lan yoksa? Hastanede can çekişiyor. Artık kime bulaştıysa ölümüne dalmışlar bunu. Vay be. Yazık olmuş. Fikret. He. 9 canlıdır o ha. Akşamı çıkaramaz abi. Gidici diyorsun yani. Selasını okutabilirsin. Ha çekeceği vardı adam. Ne diyelim? Allah ölmüşlerine kavuşturdu. Bana bir sert kahve yollasın. He. Olmuyor.
Ezgi Hanım kaynanan seviyormuş. Gaza bastın da gidelim şuradan. Dur ya abi, karnımızı doyur Isaac. Kokmuştur, yiyecek mi? Tebrikler. İyi numaraydı. Herkesi yediniz. Ne numarası ya? Şifreli şifreli konuşma. Bak baş başa iş şurada. Vallahi onların safına girerek intihar ediyorsun. Üzülüyorum senin gibi saf ve temiz bir adam için. Biz annenin sen küçükken uzak dur dediği adamlardanız Ezgi Hanım. Rahat ol. O kadın bir servet avcısı. Senin öz çocuğunu kullanıyor. Ama Allah var güzel kadın. Ben ne dedim sana? Görür görmez dut yemiş bülbüle döndü, gördün. Ben senin yerinde olsam Nusret Deren'e gider her şeyi açık açık anlatırdım. Her şeyi. Aklını çalıştır. O çocuk senin öz çocuğun. Dedesi Nusret Deren. Diğerleri de dış kapının dış mandalı. Safını doğru seç. Vallahi. Benim safım karımın olduğu yer. Ezgi Hanım. Nerede indireyim seni? Bak taksimetreyi de açmadım, yabancı değilsin. Kıymetini bil. İnmeyeceğim, devam et. İyi. Geçmiş olsun Fırat Bey. Durumu nasıl? Riskli. Sordunuz mu kimi yaptırmış, neden yaptırmış? Bizzat sıkıştırdım adamı. Şahsi husumet. Koyuşta dayılık yaptı, ezdirmedim kendimi diyor, o kadar. Biriyle husumeti olsa Galip abi bana söylerdi. Yalan söylüyor müdür bey. Biz de inanmadık zaten. Komiser böyle konuştuk. Onlar da sıkıştıracak. Fırat Ateş, Galip Bey'in avukatı. Şu saldırganla şahsen görüşme şansınız var mı komiserim? Ancak saldırganın vekaletini alırsanız avukat bey, biliyorsunuz. Ziyaretçi listesini çıkarabilir miyim? Buyurun. Söyle Şükrü. Bu Ezgi Bademli. Yine bir fitne fesat peşinde. Sen o işi yerine pasla. Şu an başka meselemiz var. Gel de şu saldırıyı azmettireni araştıralım. Nasıl durumu? Aynı. Peki şüphelendi birileri var mı? Selim. Olay günü ziyarete gelmiş Galip abi. Şurada bir eczane var, bana ağrı kesici alır mısın? Ne oldu ya? Ne oldu? İyi misin Ezgi Hanım? Korkutma bizi ya. Hadi. Selim yapmış olabilir mi böyle bir şey? Demek ki benim yanımdan çıktıktan sonra ona gitti ama. Her şey mümkün. Merhabalar. Hastamız hayati tehlikeyi atlattı. Ama şükürler olsun. Yanına girebilir miyiz peki? Şu anda müşahede altında. Yarın görebilirsiniz ancak. Tekrar geçmiş olsun. İyi olacak. İnşallah. Hadi seni eve götüreyim. Ya olmaz Fırat. Babamı yalnız mı bırakayım? Burada kalman riskli. Galip'in kızı olduğunu ortaya çıkmamalı. Hadi. Thank you.
Şerit ihlali. Ozan. Ben geldim. Bir hoş geldin yok mu? Konuşmayacak mısın benimle Nermin? Hep böyle susacak mıyız? Ezgi de konuşmuyor benimle. Sana söyledim diye kızıyor bana. Koskoca müdür Selim Kara bugünlerde hiçbir şeyi doğru yapamıyor. Gittin mi onu görmeye? Kimi? Şu Deniz'e benzeyen kızı. Gittin. Gittin değil mi? Deniz'e benzemesi bile sana yetti. Ne oldu? Aradığını bulabildin mi bari? Benziyor mu Deniz'e? Benzemiyor. Ezgi çok üzüldü bu meseleye. Ozan da üzülüyor. Dönüp dolaşıp yine Deniz meselesine geliyorsun. Ben üzülmüyor muyum zannediyorsun Nermin böyle paramparça olmaktan? Ben istemiyor muyum zannediyorsun yeniden aile olabilmeyi? Ben Ezgi'yle konuşurum. Arar seni. Sana kıyamaz o. Zaten bizim barışmamızı da istiyor. Peki sen? Sen istiyor musun? Bir şartla. Deniz meselesi artık kapanacak. Onun ne ölüsü, ne dirisi, ne benzeri bu eve girmeyecek. Artık çocuklarım huzur içinde olsun istiyorum. Ozan mı bu? Anahtarını almadı mı bu çocuk? İyi akşamlar. Siz Selim Karan'ın eşi misiniz? Evet. Selim müdürüm evde mi? Merhaba müdürüm. Hayrola çocuklar? Müdürüm kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama bizimle emniyete kadar gelmeniz lazım. Hangi şubedensiniz siz? Müdürüm asayişteniz biz. Galip Erbal soruşturmasıyla ilgili ifadenize başvuracağız. Bu saatte. Ne soruşturmasıymış bu? Müşteki cezaevinde saldırıya uğradı. Şu anda hastanede. Durumu da ağır. Ne de bunun benimle ne alakası var? Savcı sizden ifade alınmasını istedi. Şüpheliler arasında siz de varsınız. Ne? Tamam çocuklar. Siz gidin ben gelirim kendi arabamla. Ama müdürüm. Tamam dedim oğlum. Tamam peki. Hadi gidiyoruz. Selim ne oluyor? Ha? Ne işin var senin Galip Erbal'la? Nereden bileceğim Nermin? Gidip öğreneceğiz. Thank you.
İstemiyorum, bırak dedim. Deniz. Deniz. Deniz, sakin ol. Sakin ol. Deniz. Yardım edin! Emre! Vay be. Elif öldü. Deniz Elif oldu. Kumpasınız belli oldu. Ezgi Hanım. Ezgi Hanım, orada mısınız? Bir kez cevap vermiyorsan müsait değilimdir Kiraz. Ne var? Affedersiniz, Perihan Hanım sizi yemeğe bekliyordu da. Tamam, geliyorum. Çok özledim. Oğlumuzu çok özledim. Yıllardır birbirimize sevdalıyız. Affet beni, ne olur affet. Odama bir mi girdi çocuklar? Şey, Perihan Hanım, ben ev resimleri değiştirmek için girmiştim ama. İyi. Ne oldu anneciğim, bir şey mi kaybettiniz? Ah, yok, önemli değil. Hadi geçelim masaya. Keşke doğum gününde siz de olsaydınız. Büyük şov vardı. Hiç öyle bakma Emre. Bu kadarını sen de beklemiyordun, kabul et. Ne bu böyle Ezgi? Magazin programı gibi. Anlat da öğrenelim. Vallahi tam magazinlik. Daha doğrusu 3. sayfa haberi. Elif'in kocası peyda oldu. Hani sır gibi sakladığı. Derdi neymiş adamın? Oğlu ve karısı tabii ki. Hala nikahlı olduğunu söylemiş miydim? Kimmiş bu adam? Taksici. Sen niye bu kadar eğlendin onu anlamadım. Ezgi. Adam kocasıyım, ben de şirketten payımı isterim derse, ki bunu yapabilir, çocuğun babası, al başına belayı. Taht Oyunları. 1. sezon. Emre. Bakın müdürüm, onu ziyarete gitmişsiniz. Hem de olay günü. Yani bu ziyaretler çok eskiden de olmuş. Yani siz de buradan yola çıkarak bu olayın arkasında Selim müdür var diyorsunuz, öyle mi? Hayır, anlamıyorum ki. Bir emniyet müdürü zaten içeride olan bir mahkuma niye kastetsin? Ha? Bu işler bu kadar kolay mı oluyor? Hem bunlar nasıl ithamlar, anlamıyorum ki. Olayın faili zaten ortada değil mi? Anlıyorum da müdürüm. Neden bu mahkumu ziyaret ettiniz? Basit bir cevap istiyorum sizden. Özel bir mesele. Onunla benim aramda. Bu konu hakkında beyan veremem. Şu kadarını söyleyebilirim. Galip Erbal olayını azmettiren kişi ben değilim. Benim soracaklarım şimdilik bunlar müdür. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi nöbetler. Galip'in yattığı hastanenin önü. Fa babasını ziyarete gitmiş bebe. Bağlarını koparmamış demek hergele. Bir dava kazandı diye kuzu yaptın bebeği. Ama bu bebe kuzu kılığında kurt. Yol ver, bitir.
bitireyim şunu. Sevenleri ayırmak olmaz. Önce bir Galip'i gömelim. Peşinden Fırat'ı da yollarız. Ölü diriyi getirir Fiko. Şu kız kim? Şu. Nusret'in torunu. Holding'de tasarımın başına geçmiş. Şu kayıp olan kız. He. Ne alaka? Nusret'in torunu. Fırat'la beraber Galip'i hastanede ziyarete gidiyor. Babasıyla ilgili bir ton soru sorduktan sonra zar zor uyudu. Sana bir söz verdim. Ve sözümü tutacağım. Kerem'i senden kimse alamayacak. Ya adam tekrar çıkarsa karşımıza? O zaman bu kadar insaflı olmayacağım. Selim babam. Hayat. Sen planlar kurarken başına gelenlerdir derdi. Doğruymuş. Başımıza gelenler de ruhlarımıza şekil verir. Bizi güçlendirir. Ben zayıfım. Zayıfsın çünkü duygularım var. Ama benim tanıdığım Deniz başına gelenlere böyle razı olacak biri değil. Bu zamana kadar başıma gelen hangi şeye engel olabildim ki Fırat? Baksana hayatıma. Koca bir yalan içinde yaşıyorum. Deniz öldü. Yok. Deniz burada. Bir gün tekrar doğacağı gün için yaşıyor. O gün anca sen benim yanımdaysan gelebilir. Yalnız yapamam. Bir şey öğrenebildin mi Şükrü? Selim değil, serbest bıraktılar. Rasim o zaman. O da değil, yeni bir istihbarat aldım. Galip abinin eski düşmanlarından biri. Takıldığı mekanı biliyorum. Gidip alalım ifadesini. Tamam, hazırlığını yap. Ben de çıkıyorum. Tamam. Nereye gidiyorsun? Bir işim var. Gitme. Babana bunu yapanları bulmam lazım Deniz. Bırak polisler bulsun. Korkma. Fırat. Bana sürekli diyorsun duygularımla davranıyorum diye ama şu an sen öyle yapıyorsun. Bir iki saate dönerim. Fırat. Dikkat et. Galip, sen kocamı öldürdün, canımdan öte canımı öldürdün, kızımı öksüz bıraktın, sana karşı yüreğim hiç soğumadı. 20 sene evvel o mahkeme salonunda ahdettim ben, senin son nefesini görmeden bu dünyadan gitmeyeceğim. Ama adalet yerini buluyor. Elimde olsa o fişi kendi ellerimle çekerdim. Ama bu halini görmek de yetti.
Artık uyansam bile seninle öbür dünyada hesaplaşacağız. Geçmiş olsun kardeş. Allah şifa versin. Bizimki açtı gözlerini. Darısı başına. Bir zamanlar çok mutlu bir kız vardı. Yüreği aşkla kabaran, hayat dolu, hayaller kuran bir kız vardı. O kızı kaybettim ben. En kötüsü de ne biliyor musun? Acı bir aşk yaşadıktan sonra karşına çıkan gerçek aşklara güvenemiyorsun.